Ayça, Emre kendini iyi hissetmiyor. Biraz sen geçsen o tarafa. Gerçekten iyi değil. Muhtemelen sana anlatacaktır. Bize de anlat. Geçemem biliyorsun. Bize de anlatmış. Sen ben rica ediyorum. Gelmedi çağır. Gelmesin ben rica ediyorum. Tamam tamam. Ayça. Kalk o zaman. Abi çağır. Lütfen. Tamam kalk ben. O zaman. Var Ayça işte. Ya Emre de iyi ben değil sabah, seni burada gördükten sonra. Ben sabah onunla konuşuyordum. O yüzden sana burada bir laf söyledim. Biz yine gittik. Çünkü bir paylaştığımız bir şey vardı beraber. Lütfen git. Ama bir şey olmaz. Hayır, içeride git. Ona göre şey gel. Git tamam. Git. Bana güveniyor musun bu konuda? Evet. O zaman git bir gör onu çünkü felaket durumda yani. Gerçekten. Bana da güvenirsin sen. Felaket durumda. Bak. Evet hadi. Lütfen. Şu an kural falan tanıma bence evet. Git. Çocuk kendini kötü hissediyor. İnan. Hadi. İnan. Yani İnan. Sen burada kötüsün ama o daha kötü. Yani sana o kadar söyleyeceğim. Koş, Ayça, başka koş. Koş. Ayça koş ya bir laf dinle. Koş. Ayça seni biz böyle bir duruma atar mıyız? Yok. Hadi canım. Çok şaşırdım. Şu şaşkınlığını bir at üzerinden. Atıyorum şu an. Şuraya bak ya. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Her şeyin bir ilki vardır diyelim. Ay öleceğim şimdi. Bak, ayrıca yemek de yaptım. Gerçekten sabahtan mi? Beri uğraşıyorum. O kırmızı odada bana öyle ne oldu ya ne oldu ya diye bağırıyorsun ya. Her şeyin bir nedeni var yani. Ayşe Hanım bugün ne yemek istersiniz acaba? Bu bir rüya değil. Tankut'la Erdem de yardımcı oldu ama ben yaptım yani. Ağlama ağlama. Niye ağlıyorsun? Ben sana kızıyorum, ağlıyorsun. Güzel bir şey yapıyorum, yine ağlıyorsun. Ben sen gül diye yapıyorum bunları. Ben geliyorum. Ceyda'nın yaptığı yemeğe gerek yok. Bak ben yaptım. Ya. Ya Emre ya. Ya.
normalde önceden burada yapmam lazımdı ama ben unuttum heyecanla. Burçak bugün Emre ile Ayça'nın videosunu görünce dayanamadı, ağlamayı patlattı. E tabi ben de 33 yaşına gelseydim, hiç aşk yaşamasaydım ben de ağlardım. Ama buradan da ona iş çıkmaz. Öpüyorum canım benim. Ayça ve Emre. Ben ya, görmedim onu. Ya. Mehtap ya. Mehtap oluyor. Gözüktüm Jessica. Biz onu yaptırmak için var ya, ne kadar uğraştık biliyor musun? Emre'nin yaptığı sürprize çok şaşırdık. Herkes çok şaşırdı. Böyle bir sürpriz kimse beklemiyordu. Ayça da hiç beklemiyordu. Fakat Ayça'nın bu çocukça takılmaları artık bu sürprizlere hazırlıklı kıyafetlerle gelmesi lazım. Yani bu sürpriz çok güzeldi ama Ayça'nın kıyafeti sürprize uygun değildi bence. Makyajım aksın diye mi yapıyorsun bunları? Tabii. He. Seni çok sadece, seviyorum. Sadece makyajın aksın diye yapıyorum. Bu zamana kadar sen... Sen çok büyük. Yürekli bir kızsın. Gerçekten bak. Şu merdivenlerden ilk girdiğin andan beri Emre Emre diyen bir kızsın. Ve hiçbir zaman bu yoldan şaşmayan bir insansın. Sana dedim yani, benim dediklerimi, ailemin istediklerini, benim istediklerimi yaparsan, daha doğrusu hani bize yanlış gelen şeylerden uzak durursan, çok güzel bir yol bekliyor diye. Bak o yol burada. Evet, o yol bu yol. Bu zamana kadar sen hep haykırdın. Hep sen bağırdın. Emre'yi seviyorum, Emre'yi seviyorum, Emre'yi seviyorum diye. Ben de ne dedim sana? Zamanı var. Şimdi sıra bende. Ayça, ben seni çok seviyorum ben. Ağlamayacaksın abi. Tamam mı? Ağlamayı çok demiştim sana. Tamam. Bak bana. Yok, yok, yok. Evet. Tamam, ağlamıyorum ağlayacak ya. Ağlayacak bir şey yok. Hayır, yok. Tamam işte. Ağlayacak bir şey yok. Ben sana söylüyorum. Ay Allah'ım ya Rabbim, rüya falan mı ya? Ben uyuyor muyum hala evde mi? Ne yapıyorum? Evet, uyuyorsun. Yemeğin tadına baktığında rüyada olmadığını anlayacaksın. Emre'nin Ayça'ya ilanı aşkından bana ne? Yani benim aşkım değil sonuçta. Sonuçta Ayça benim arkamdan sürekli konuşuyor. Ödül almamı hazmedemiyor, kıskanıyor. Yani ben onu niye tepki göstereyim ki? Hiç umurumda bile değil. Bu da sana. Ya, Allah'ım ya. Gerçekten uyumuyorum değil mi? Ben ayaktayım yani şu an. Uyumuyorsun Ayşe. Sen evlenmeden beni öldüreceksin. Nasip. Evleriz. Koysana. Şey o. Ona böyle kalemlerle şey yapıyorsun, çiziyorsun. İstediğin şeyi yazıyorsun. Sonra fırına atıyorsun. Gel öpeyim. Orada kalıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam, ben oraya Emre Ayça yazarım. Başka ne yapacağım? Ya, o sana kalmış artık. Ne yapacağım? Ne yazacağım? Aslında sen de yapıp verebilirdin onu bana. Pek hoşuna gitmedi sanki hediye. Saçmalamadın demek gitmedi. Biraz odunsu mu geldi? Hayır, bence çok güzel. Vallahi. Evet. En azından kendi kupamı kullanırım evde. Niye? Yani. Benim sana aldığım kupa gibi paramparça olmadı. Ben iyi korudum bunu. Ay ben de sana daha kupa alacaktım, unuttum bak. Önemli değil, boş ver. Boş ver. Ay.
Oldu mu şimdi? Allah aşkına söyle bana. Kurban olayım. Başımın etini yedin. Bak haftalardır. Net ol, net ol, net ol diye. Yani netliğin kralını yaptım şu an burada. Evet. Tamam mı? Yani daha fazla net olamam yani. Hani bu en netiydi. Daha tabii olur da. Zamanı var. Bence fazlası bile olmuş diyebilirim. Vallahi. Senden bu kadarını beklemezdim ben. Hadi bugün için bir tane de kart çekelim. Tamam. O kart sende dursun. Aşk. Yerinde duruyor. Aslında bir ara hediye konusunda... Çektim ilk kartı. Çek. Hediye konusunda? Lokuma tasma alacaktım. Sonra dedim olmaz herhalde. Ya. Benim kızıma. Vay be. Ne çekmişim be. Ağırdır sevmelerim. Her yürek taşıyamaz. Büyüktür umutlarım. Her omuz kaldıramaz. Her şey olur da şu kalbim bir tek sensiz olmaz. Vay. Neyse olur. Sen yeter ki sen kız neyse olur.